Merhaba hanımlar, Periörgevi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle 4-5 yaşa uygun bir elbise çalışacağız. Elbisemin ismi Kardelen Elbise. Elbisemizin ilk bölümündeyiz. İkinci bir bölümde kalan işlerini tarif edeceğim. İki bölüm yapmamın sebebi de elbisemin bu kısmında planladığımdan büyük olduğu için ipimin yetmediği. İlmeklerimi çoğalttıktan sonra ipim yetmedi. Yaşadığım şehirde bulamadım. Nevşehir'de yaşıyorum. İnternetten ipimi bulduğum zaman devamını bu kısımda yeterli uzunluğa kadar örüp devamında ilmek kapatmayı tarif edeceğim. Elbisemi 3 numaralı misinalı şişle çalıştım ben. Eli sıkı olan arkadaşlar 3,5'la da çalışabilir. 3 numaralı misinalı şişle yaka kısmından 3 çizgi haroşa ile başladım. Daha sonra ayrımları tarif ettim. Model kısmının tüm sıralarını tarif ettim. Ayrıca modeli kısa bir küçük bir parça halinde tarif edip yayınlayacağım. Model kısmındaki tarifimi not tutarak sıraları, sayıları not alırsanız size daha yardımcı olacaktır arkadaşlar. Roba kısmında belli bir sıra ördükten sonraki santimle ölçü verdim. Bu kısımda kol kısmını ilmeklerini çoğaltıp bombeli bir kol yaptık. Kolları tamamladıktan sonra beden kısmında modelimizi örerek devam ettik. Basen kısmına kadar devam ettim. Bu kısımda 6 tane düğme kullandım. 10 çizgi haroşa olunca 11. çizgilerde ilik yerlerimi açtım. Daha sonra 3 çizgi haroşa ördükten sonra örgüyü birleştirdim. Sürekli aynı yönde düz örgüyle bu kısmı devam ettim. İlmeklerimi iki katına çıkartarak yeterli olmadığı için de bu seviyede kaldı arkadaşlar. Elbisem söylediğim gibi 4-5 yaşa uygun büyüklükte. Eğer başka marka iplerle örmek isterseniz ipinizi, ki benim ipim Himalaya Mercan Sport markaydı. 315 metreden 2 yumağım, 630 metre ipim vardı. Yeterli olmadı. Diğer marka iplerle de çalışabilirsiniz. Örem Bayan, Himalaya veya Kartopu marka iplerle çalıştığınız zaman kendi beğendiğiniz koton iplerle de, yazlık iplerle de yapabilirsiniz. 3 yumak ip almaya dikkat edin arkadaşlar. Himalaya Mercan Sport çıkmayan bir ipmiş. Yani aramak için, bulmak için de uğraşmayın. Elbisemin şu anki uzunluğu istediğiniz kadar uzatıp veya kısa da yapabilirsiniz. Zevkinize kalmış. 46 santim elbisemin uzunluğu bu kısımda. Tekrar düzeltip ölçüyorum. 46 santim. Beden genişliği 27 santim. Bu kısımda kol evine kadar uzunluğu 15 santim arkadaşlar. Diğer bölümlerin sürekli santimle ilmek ve sıra olarak tarifini verdim. Hep birlikte başlayalım. Kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın hanımlar. Tarifte veya yorum cevaplarında ufak tefek hatalarımız olursa kusura bakmayın. Kolaylıklar diliyorum şimdiden hepinize. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Elbisemize başlıyoruz arkadaşlar. 2 yumak Himalaya Mercan Sport ipimiz var. İpimiz 100 gram ve 315 metre. 3 numaralı misinalı şişim var. Eli sıkı olan arkadaşlar 3,5'la da başlayabilir. Şişimize 3 numara ile 91 ilmek atacağız. İlk ilmeğimi atıyorum. Biraz sıkılaştırıyorum. Daha sonra diğer ilmeklerimi normal atıyorum. ...91 ilmeği tamamlayacağım. Daha sonra
devam edeceğiz. 91 ilmeğimi şişime attım. 91 ilmekle 3 çizgi haraşo olana kadar her iki yönden de ters örerek haraşo öreceğim arkadaşlar. 3 çizgi haraşoyu tamamlayacağız. Daha sonra ilik yeri için tarife devam edeceğim. Elbisemizin yaka kısmında 3 çizgi haraşoyu ördüm. Sağ yöndeki şişimde 7 ilmek bıraktım. İlik yeri için, bant için 7 ilmeğimiz gerekli bize. 2, 4, 7 ilmeği. Ayraçlarımı taktım. Ayrımlarımızı yapıp 2 sıra örgü öreceğiz. Daha sonra model uygulayacağız ön kısma. Modelimiz de böyle çıtı pıtı bir model. Kız elbiselerine gidecek bir model. Örmesi daha kolay olsun diye sadece ön kısma yapacağız bir tane model. Ayrımlarımızda 91 ilmeğimiz var. 16 ilmek sayıp bir ayraç takacağız. Arkası için devamında 1 ilmeğimiz var. Daha sonra kol için 15 ilmek, devamında 1 ilmek artma yeri, 25 ilmek ön, devamında 1 ilmek artma yeri için, 15 ilmek ikinci kol için, devamında 1 ilmek artma yeri ve en son ikinci arka için 16 ilmeğimiz var. Arkaları 16 ilmek, ön 25 ilmek, kollar 15 ilmek ve 4 ilmek de artma yeri için ayırdım. Bu şekilde ilmeklerimin dağılımını yaptım arkadaşlar. İlik yeri açmak için bu ilmeğimi düzelteceğim. 2, 4, 7 ilmeğimiz var. 1 ilmek örüyorum. Devamında 2, 4, 6 ilmek kalınca ikisini birlikte şişime alıyorum. İlmeğimin ikisini birlikte örüyorum. 1 ilmek eksildi. Kalan 4 ilmeği normal örüyorum. Çeviriyorum örgüyü. Kenar ilmeğimi ördüm. Devamında 1, 2, 3 tane daha ilmek ördüm. Sağ yöndeki şişimde 4 ilmek var. Bir önceki sırada ikisini birlikte örmüştüm. İlik yeri için 1 ilmek eksilmişti. Doluyorum bir tane. 1 ilmek ters örüyorum. 2, 4, 6. Bir tane daha örüyorum. 2, 4, 7 ilmek bandımız. Devamındaki ilmeklerimi ayracıma kadar düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ilmek düz ördüm. 9 ilmek düzden sonra bir tane gizli artma ekliyoruz bu şekilde. İpimiz çevrilerek şişimize yerleşti. Pembe ayracımı alıyorum. Devamındaki ilmeği ters örüyorum. Tekrar mavi ayracımı alıyorum. Kol için artma ekliyorum. Kol kısmındaki ilmekleri birazcık fazla ayarladım. Elbisenin yakası bebeğin boynuna çok yaklaşmasın diye. Kol kısmındaki 15 ilmeğimi düz örüyorum. İlmeklerimi tamamlayınca bir tane artma ekliyorum ve sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 2 tane de artma var. 17 tane. Artmayı ekledikten sonra ayracımı alıyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. Devamındaki ayracı alıyorum. Ön kısım için bir tane artma ekliyorum. Ön kısmın ilmeklerini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 ilmeği düz ördüm. Ön kısımdaki tamamlayınca bir tane artma ekliyorum. Ön kısım için ayracımı alıyorum. Bir ters ilmek örüyorum. Tekrar ayracımı alıyorum. İkinci kol için bir tane artma ekliyorum. Devamındaki 15 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ilmeği tamamlayınca yine bir tane kol için artma ekliyoruz. Ayracımı alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Tekrar ayracımı alıyorum. Arkası için bir ilmek daha artma ekliyorum. 7 ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9.'sü 2, 4, 7 ilmeğim kaldı bant için haroşa örüyorum. Sıramı tamamladım. Ters yüzden devam ediyoruz. Ters yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bantlarımı haroşa örüyorum. İki, dört, yedi. Daha sonraki ilmeklerimi de ters yüzde ters örüyorum. Artma için eklediğim ilmeğimi delik olmayacak şekilde çevirerek örüyorum. Ayracımı alıyorum. Devamındaki ilmeğimi düz örüyorum. Bu ilmeğimiz ters yüzde düz. Düz yüzde ters örülecek arkadaşlar. İkinci ayracımı aldım. Kol ilmeklerini devam edip ters örüyorum. Sıramı tamamlayıp düz yüzde tarife devam edeceğim. 4 tane düz ilmeğimiz var. Artma yerlerinde diğer ilmeklerimiz ters örülecek. Bantlarımız haroşa. Elbisemizin ilk iki sırasını tamamladık. Düz yüzde düz, ters yüzde ters. İki sırayı tamamladık. Artmalarımızı delik olmayacak şekilde ördük. Ön kısma model uygulayacağız. Modelimiz 17 ilmekten oluşan bir model. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmek. 17 ilmek ve ajurlu sağa sola kes yapılarak örülen bir model. 3 tane de minik popcorn var. Modelin tüm sıralarını uygulayacağım ve ters düz yüzde tarif edeceğim. Bir modeli tamamen kuracağız ve tarifini yapacağım. Ön kısmın ilmeklerini saydım. Ayraçtan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek sayıp bir ayraç taktım. Daha sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmek sayıp bir ayraç daha taktım. Ayracımdan sonra yine 5 ilmek düz var. Birer tane de artma ekleyeceğiz. 6'şar ilmek olacak bu model ilmeklerimizin iki yönünde. Kenar bandımı ördüm. Devamında ilmeklerimi düz örüyorum. Arka kısmın diğer ilmeklerini
Ayracıma geldiğim zaman bir tane artma ekliyorum arka için. Ayracımı alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Diğer ayracımı alıp kol için bir tane artma ekliyorum. Kol ilmeklerini de düz örüyorum. 15 ilmekle başlamıştık. 17 ilmek oldu. İki yönüne birer tane artma daha ekledik. Bu artmayla birlikte kolda 19 ilmek var arkadaşlar. Ayracımı aldım. Diğer ters ilmeğimi ördüm. Ayracımı aldım. Ön kısım için bir tane artma ekledim. Artmadan sonra modelimin ilk sırası kurulumunun sırasını yapacağız. Modele dahil olmayan 1, 2, 3, 4, 5 ilmeği ördüm. Devamında ayracı alıyorum. Modelimizin ilk sırası bu sıra. Bir, iki, üç, dört, beş ilmek daha düz ördüm ayraçtan sonra. Beş ilmek düz ördükten sonra iki ilmeği sağ yöndeki şişime alıyorum. İlk sıradaki ilmeği sol yöndeki şişe taktım. Diğerini üstüne atıp düzelttim. Düzelttikten sonra şişimi takıyorum. Sağ kes yönünde düz ördüm. Düz ördükten sonra bir tane doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar dolayıp bir düz ilmek örüyorum. 4 tane ajur dolamamız gerek. 1, 2, 3 tane doladık. 1, 2, 3 tane düz ördük. Tekrar dördüncüsünü doluyorum. Devamındaki 2 ilmeği şişime alıyorum. İkisini sola kes yönünde düz örüyorum. Ayracıma kadar 5 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. Daha sonra ayracımı alıyorum ve modele dahil olmayan 5 ilmeği düz örüyorum. Bir tane de artma ekliyorum. Ayracımı daha sonra alacağım. Devamında ters ilmeğimi ördüm, ayracımı aldım, kol için artma ekledim, kol ilmeklerini de düz örüyorum. Bu kısımda da artmalarımı ekleyeceğim. Ters yüzden model uyguladığım sırada ters yüzde tarife devam edeceğim. Ters yüzde ön kısmın ilmeklerindeyiz. Artma yaptığımız ilmeği yine delik olmayacak şekilde ördüm. Diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Ayracı çıkarıyorum artık kafamızı karıştırmasın. Devamındaki ilmekleri ters örüyorum. Aşur doladığım ilmekleri model kısmında delik olacak şekilde örüyorum. 1 devamında ters ilmek, 2. aşurum devamında ters ilmek, 3. aşurum devamında ters ilmek ve 4. aşurum. Bu şekilde ters yüzde delik olacak şekilde öreceğiz arkadaşlar model aşurlarını. Diğer ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci ayracı da çıkarıyorum ön kısımda model ayarlamak için kullandığımız kol kısmına kadar ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Artma yerindeki bu artış ilmeklerimizi delik olmayacak şekilde örüyoruz. Düz ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamlıyorum. Düz yüzde modelin 3. sırası için tarife devam edeceğim. Tekrar düz yüzdeyiz. Modelin 3. sırasındayız.
Arka kısmın ilmeklerini ördüm. Kol kısmın ilmeklerini ördüm. Artmalarımı ekledim. Ön kısım için artma ekliyorum. Devamında ilmeklerimi düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. 10 ilmekten sonra 2 ilmeğim var. Bir tanesi bir önceki sırada sağ kes yaptığım ilmek. Yine ikisini birlikte şişime alıyorum. Sağ yöndeki şişime çıkartıp düzeltiyorum. İkisini birlikte yine sağ kes yaptım. Devamındaki ilmeklerimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz ördüm. 2, 4, 7. 7 ilmek düzden sonra yine 2 ilmeği şişime alıyorum. Sola kes yönünde düz örüyorum. Ajur dolaması yok bu sırada. Devam edip ilmeklerimi normal örüyorum. Kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek düz ördüm. Ön için bir tane artma ekliyorum. Ayracımı alıp ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar diğer ayracımı alıp kol için artma ekliyorum. Ters yüzden sıramı tamamlayacağım. Model ilmekleri ve diğer ilmekler bantlarımız haroşa, diğer ilmekler ters. Ters yüzden de sırayı tamamlayıp düz yüzde tekrar model tarifi yapacağım. Düz yüzdeyim. Arka ve kol ilmeklerini ördüm. Modelin 5. sırasındayım. Ters ilmeğimi örüp ayracımı aldım. Bir tane artma ekliyorum. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek düz ördüm. 10 ilmek düz ördükten sonra 11. ve 12. ilmeği çıkardım. Düzelttim. İkisini birlikte sağ kes yaptım. Devamında bir ilmek daha düz ördüm. Bir ilmek düzden sonra bir tane doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar doluyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar dolayıp bir ilmek daha düz örüyorum. Daha sonraki sola kes yönünde devam eden ilmeğimi yanından da bir ilmek takıp ikisini birlikte sola kes yapıyorum. Modelimizin 5. sırası. Diğer ilmeklerimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek düz ördüm. Bir tane artma ekledim. Ayracımı alıp sıramı devam ediyorum. Ters yüzden de sıramı öreceğim. Ajurlarımı delik olacak şekilde öreceğim. Düz yüzde tarife devam edeceğim. Modelimizin 7. sırası için ön yüzdeyiz. Bir tane de popcorn yapacağız bu sırada. Bir tığ lazım bize. Tığım 2,5 milim bir tığ. İpe uygun herhangi bir numarada tığ olacaktır. Sizin iplerinize uygun. Artmamı ekliyorum ön kısım için. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek düz örüyorum. Model kısmına gelince 11. ve 12. ilmeği yine çıkardım şişimden. Düzeltiyorum. Sağ kes yönünde örüyorum. Devamındaki ilmekleri
1, 2, 3, 4, 5 tane ve düz örüyorum. 6. ilmeğime model kısmının bu tam ortasındaki ilmeğe geldiğim zaman bir tane popkorn yapacağım. Popkorn için ilmeğe taktım tığımı, bir zincir çektim, bir zincir daha çekiyorum, daha sonra tığımın üstüne doluyorum ipimi, bir tekrar ipimi alıyorum, iki tığımın üstüne aldım tekrar, üç tekrar tığımın üstüne aldım ipimi, dört kez doladım. Hepsini birlikte topluyorum. Şişimden çıkarıyorum, bir zincir çekiyorum. Daha sonra ters yönden takıyorum bu şekilde tığımı. İlmeğime ters yönden ilmek alıp ikisini birlikte örüyorum. Sıkılıyorum. Tığımdan aldım. Sağ yöndeki şişime aldım popkorn ilmeğini. Diğer ilmeklerimi 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. Minik bir popkorn yapmak istiyorum. Bu şekilde yapacağım bu elbisemde. 5 ilmekten sonra 6. ve 7. ilmeği şişime taktım. İkisini birlikte sola kez yönünde ördüm. Devamındaki ilmeklerimi 10 ilmeğimi düz örüyorum. Sıramı tamamlayıp ters yüzden sıramı da yapıp düz yüzde tekrar tarif edeceğim model kısmını. Düz yüzdeyim. Modelimin 9. sırasındayım. Artmamı ekledim. Devamında 2, 4, 6, 8, 10 ilmek düz ilmeğimi ördüm. 11. ve 12. ilmeği şişimden çıkardım. İkisini birlikte sağ kez yaptım. 3. ajur sıramızı dolayacağız. İkisini birlikte kestikten sonra 1, 2 ilmek daha düz örüyorum. 3 ilmek, 1 ajur doluyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Tekrar bir tane ajur doluyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Şimdi tekrar popkorn yapacağız. Model ilmekleri 2, 4, 7 tane. 7 ilmekten sonra 8. ilmeğe tığımı takıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir daha çekiyorum. İpimi tığımın üstüne aldım. Yarım santim kadar yükseklikte. Bir tane doladım. İpimi yine aldım. İkincisini yine doldurdum. Bir tane ipimi tığımın üstüne aldım. Tekrar yaptım. 3 ipimi aldım tığımın üstüne. Bir tane daha dolgu. 4 tane. Hepsini birlikte topluyorum. Bir zincirle sıkılıyorum. Çeviriyorum örgünün diğer yüzünden bu kısma tığımı taktım. Tutturdum. Popkorn ilmeğimi sol yöndeki şişime taktıktan sonra sağ yöne alıyorum. Devamındaki bir ilmek düzü örüyorum. Daha sonra yine popkorn yapacağım. İlmeğime taktım tığımı. Bir zincir, bir zincir daha. İpimi tığımın üstüne aldım. Bir tane dolgu yapıyorum. Tekrar ipi alıyorum. İkincisi tığımın üstüne ipi aldım. 3 tekrar aldım ve dördüncüsü. Hepsini birlikte topladım. Çevirdim. Bu kısımdan taktım tığımı. Tutturdum. Sol yöne taktıktan sonra sağ yöndeki şişimi aldım. Tamamladım popkornlarımı. Devamında aynı işlemi sola doğru yapacağız.
Bir ilmek örüyorum, doluyorum, bir ilmek daha örüyorum düz, tekrar ajur doluyorum, bir, iki ilmek düz örüyorum, devamındaki üçüncü ve dördüncü ilmeği sola kes yönünde düz ördüm. Devam edip diğer ilmeklerimi düz örüyorum. 10 ilmeğim var. Onuncusunu ördükten sonra artmamı ekliyorum. Sıramı normal şekilde artmalarımı ekleyerek tamamlıyorum. Ters yüzlerinde yine ajurlarımızı delik olacak şekilde açık öreceğiz. Bantlarımız hariç diğer ilmeklerimize ters örerek ters yüzde sıramızı tamamlayacağız. Modelimizde 11. sıradayız. Yine artmalarımı ekledim. Özellikle söylüyorum örgüye yeni başlayan arkadaşlarım artmalarda çok takılıyor. O yüzden tekrar söylüyorum. Her düz yüzde 1, 2, 3, 4 yerde 8 tane ilmek ekliyoruz her düz yüzde. Sağ kes yaptığım ilmeğimden önceki ilmeğimi ikisini birlikte çıkarıyorum, düzeltiyorum. Düzelttim. Sağ kes şeklinde düz örüyorum. Diğer ilmeklerimi bir işlem yapmadan düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ilmek düz ördüm. 15 ilmek düz ördükten sonra 16. ve 17. ilmeği şişime aldım. İkisini birlikte sola kes yönünde düz ördüm. Diğer ilmeklerimi düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek düz ördüm. 10 ilmek düz ördükten sonra artma ekledim. Ters ilmeğimi ördüm. Tekrar artma ekledim kol için. Ve devam edip ilmeklerimi düz örüyorum. Ters yüzden de sıramı tamamlayacağım. Daha sonra tarife devam edeceğim. 17 ilmek ve 12 sıradan oluşan modelimizi tamamladık. Şimdi tekrar model kuracağız arkadaşlar. İlk sıranın aynası gibi. İşlem olmayan ilmeklerimi örüyorum model ilmeğine kadar. Daha sonraki model ilmeğine başlayınca 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düz ördükten sonra 2 ilmeğimi yine şişime aldım. Sağ yöndeki şişime düzelttim. Sağ kes yönünde ördüm. Daha sonra bir tane doluyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Tekrar doluyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Bir tane daha doluyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 tane ajur doladım. Dördüncüsünü doluyorum. Daha sonraki 2 ilmeği şişime alıp sola kes yönünde düz örüyorum. 5 ilmeğimiz var model ilmeklerinde. 1, 2, 3, 4, 5'ini de düz örüyorum. Modelin ilk kurulum sırasını tamamladık. Daha sonraki sıraları bu şekilde ilk tarif ettiğim gibi devam ederek modelimizi örmeye devam edeceğiz. Diğer ilmeklerimi düz örüyorum.
Artma kısmına gelince bir tane artma ekliyorum. Ters ilmeğimi örüp kol için artma ekliyorum. 10 tane artma eklediğimiz zaman kol kısmında haroşa çizgi örmeye başlayacağız. O kısma kadar tamamlayıp tarife devam edeceğim. Elbisemizin kol kısmına haroşa çizgi yapmaya başlayacağız. 2 çizgi haroşa yapacağız. İlmeklerini ve artma sıralarını sayarak ölçü vereceğim. Artmaları saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane artma sırası eklemişiz. İlmekleri saydığımda kol kısmının 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35 ilmeğimiz var. Santim olarak da 6,5 santim örgümüz var arkadaşlar. Bu seviyeye, bu ilmeklere geldiğimiz zaman arka kısmın ilmeklerini normal ördüm. Artmasını ekleyip ters ilmeğimi de ördüm. Bir tane artmada kol için ekliyorum ve kol ilmeklerini haroşa örmeye başlıyorum. Düz örgüyü bırakıyorum. Kol kısmındaki tüm ilmekleri haroşa öreceğim. Modelime sırasına göre devam edeceğim. Diğer kolda tarife devam ediyorum. Diğer kol ilmeklerine yaklaştık. Ön kısım için bir tane artma ekledim. Ters ilmeğimi ördüm. Kol için artma ekliyorum ve ikinci kol kısmındaki ilmekleri de haroşa örmeye başlıyorum. Tamamını haroşa örüyorum kol ilmeklerinin ve iki çizgi haroşayı tamamlayıp tarife devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar ilik yerlerini unutmuyoruz. Haroşa çizgi yapmaya başladım. Düz yüzden ve ters yüzden ördüm. Düz yüzden tekrar haroşa örmeye başladığım sıra ve bu kısımda ilk ilik yerinden sonra 2, 4, 6, 8, 10 çizgi haroşam olduğu zaman ikinci ilik yerimi açtım. Devam edip sıramı tamamlıyorum. Elbisemizin roba kısmında 2 çizgi haroşamı tamamladım. Düz yüzdeyim. Santim olarak ölçtüğümde 7 santim örgüm var arkadaşlar. Arka kısmın ilmekleri 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 ilmeğimiz var. Kol kısmın ilmeklerine ikişer tane ayraç taktım. Sağ yönden 2, 4, 6, 7 ilmek sayıp bir ayraç taktım. Sol yönden 2, 4, 7 tane ilmek sayıp bir ayraç taktım. İki ayracımın ortasında 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 ilmeğim var. Diğer kolda da aynı sayıda sayıp 2, 4, 7 ilmek sayıp bir ayraç taktım. 25 ilmek saydım. Tekrar bir ayraç daha taktım. Sol yönde de ayracımdan sonra 2, 4, 7 ilmek var. Bu kısma, iki ayracın ortasında kalan kısma artmalar ekleyeceğiz. Elbisemizin kolu omuz kısmında artmalar eklediğimiz zaman karpuz kol gibi bombeli bir kol yapacağız. Başlıyoruz sıramızı örmeye. Arka kısmın ilmeklerini ördüm. Ters ilmeğimi ördüm. Bir tane artma ekliyorum kol için. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 ilmek düz ördüm. Daha sonra ayracımı alıyorum. Bir ilmek daha örüyorum. Bir ilmek ördükten sonra bir artma ekliyorum. Tekrar bir ilmek örüyorum. Bir ilmek artma ekliyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir ilmek artma ekliyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek artma, bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir tane artma ekledim. Tekrar ilmeğimi ördüm, artmamı ekledim. Bir ilmek artma. Tekrar bir ilmek artmamız. Bir ilmek örüyorum, bir ilmek artma ekliyorum. Bir ilmek ördüm, tekrar artmamı ekledim. Yine ilmeğimi ördüm, artmama ekledim. Ayracıma kadar bu şekilde devam ediyorum. Az bir ilmeğimiz kaldı. Tekrar ekliyorum. Bir ilmek daha ördüm. Artmamı ekledim. Yine bir ilmek ördüm. Artmayı ekledim. Bir ilmek artmam ve tekrar bir ilmek örüp artma ekliyorum. Son ilmeğimden önce bir tane daha artma ekledim. Ayraçtan önceki son düz ilmeğimi ördüm. Bu kısımdaki 24 ilmeğimiz sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49. 25 ilmeğim, pardon, az önce 24 dedim. 25 ilmeğimi bu şekilde birer tane artma ekleyerek çoğalttım. Ayracımı aldım. Diğer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeği normal örüyorum. Artmamı ekliyorum. Artma yerindeki ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar ön kısım için artma ekleyip ön kısmın ilmeklerini örerek devam ediyorum. Diğer kolda tarif için devam edeceğim. İkinci kol kısmındayız. Yine artmamı ekledim. Kol için devamındaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi ördüm. Ayracımı aldım. Bir ilmek daha düz ördüm ve artmalarımı yapmaya başlıyorum. Bir artma ekledim. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar artma. Bir ilmek düz. Tekrar artma ekliyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar tamamını artma ekliyoruz ilmeklerimizin. İki düz ilmeğin bir ortasına tekrar artma. Bir düz ilmek.
Son artmalarımı ekliyorum. Ve tamamladım. Ayracıma kadar devam ettim. Ayracımı alıyorum. Diğer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeği örüyorum. Artma yerindeki ilmeğimi ekleyip ters ilmeğimi örüp arka kısım için artmamı ekliyorum. Bu kısımda yine saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49 ilmeğimiz oldu iki ayracımızın ortasında. 25 ilmeğimiz vardı. 24 tane de artma eklemiş olduk bu kısımlara her iki kolda. Örgümü ön kısımda modelimi devam edeceğim. Modelli örmeye bu kısımda bir tane modelimizi. Diğer bölümlerde ise düz yüzde düz, ters yüzde ters örgü örerek artmalarımı 1, 2, 3, 4 yerde artmalarımı yaparak roba kısmını tamamlayana kadar aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Artmaları nasıl alacağınızı ters yüzde tarif edeceğim arkadaşlar. Sıramı tamamlayıp bu kısımda tarif ediyoruz. Ters yüzde kol kısmının ilmeklerindeyim. Ayraca kalan ayraca kadar ilmekleri bir normal ters örüyorum. Ayracımı aldım. Birinci ilmeğim normal örüyorum. Artma eklediğim ilmeği delik olmayacak şekilde bu şekilde alıp örüyorum. Doladığımız yönden bu kısımdan takıyoruz şişimize ve örüyoruz. Düz ilmeği, diğer ilmeği normal örüyoruz. Artma ilmeğini de bu şekilde örüyoruz. Düz yüze yansıması da bu şekilde. Kol ve roba için yeterli uzunluğa gelene kadar sıralarımı örmeye devam ediyorum. Elbisemizin roba kısmında yeterli uzunluğa geldik arkadaşlar. Kol kısmına ayıracağız. Kol kısmında 2 santim daha örgü örüp daha sonra bant öreceğiz. Santim olarak ve ilmekleri söyleyerek sayı vereceğim, ölçü vereceğim. Örgümüzü ölçtüğümüz zaman bu kısımda 14 santim örgümüz var. 14 santim örgüyle artma sayısı ise sayıyoruz. Bu kısımdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. artma şişimde düz yüzden ördüğüm için 25'er tane artma ekledik parçalarımızda. İlmek sayılarımıza gelince ilmek sayılarımız arka ilmek sayısı bu kısım 41 ilmek. 41 ilmek. Ön kısmın ilmeği bu kısımda ön modelli olan kısımda 75 ilmeğimiz var bu kısımda. Kolların ilmeği ise 89 ilmek oldu. Modelimiz ters yüzden son sırası örülecek. 4 tane model ördük. Aynı şekilde haroşa çizgileri saydığım zaman da artma sayısı ile aynı sayı bir de bant sayısı çıkacaktır. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. 25 tane artma yaptık. 3 çizgi haroşa da bu kısımda var. 28 çizgi haroşa olduğunda ters yüzden
sol yöndeki ilk kolu ayıracağız. Arka kısmın ilmeklerini öreceğim. Diğer kolun ters yüzde bu yöne kadar örüp tarife devam edeceğim. Kol ilmeklerinin bitimine yaklaştım. Artma eklediğim ilmeği de örüyorum. Artma yerindeki düz ilmeğimizi ön kısma bırakıyorum. Dönüyorum. Bu kısımda düz yüze kol ilmeklerinden hiçbir artma eklemiyorum. İlmeklerimi düz örerek diğer yöne örmeye başlıyorum. 2 santim örgü olana kadar öreceğiz. Bu kısımda dönüşü göstermek için tarife devam edeceğim. Düz örerek ilerledim. Diğer yöne kalan ilmeklerimi örüyorum. Son düz ilmeği ördüm. Artma yerindeki bir ilmeği arka kısmın ilmeklerine bırakıyorum. Ters yöne dönüyorum. Ve örgümü ters örüyorum. Kol kısmında 89 ilmekle hiçbir artma ve eksiltme yapmadan 2 santim örgüyü tamamlayıp tarife devam edeceğim. Sıraları tamamladım arkadaşlar. 2 santim demiştim ama biraz az oldu. 3 santim örgü ördüm bu kısımda. İlmeklerimi ayırdıktan sonra diğer yakadan ölçtüğümüz kısımda da 17 santim örgümüz oldu. Şimdi eksiltme yapacağız kol ilmeklerinde. İlk önce bir ilmek örüp daha sonra iki ilmeği birlikte alarak keseceğim. Orta kısımlarda ise tamamen iki ilmeği birlikte örerek keseceğim. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamında bir ilmek haroşa örüyorum. Daha sonra ikinci ve üçüncü ilmeği birlikte şişime alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Devamında bir ilmek ördüm. Daha sonra yine iki ilmeği şişime alıyorum. Bant için toplasın istiyorum bu kısımda örgüm. Tekrar bir tane daha tek ördüm. Yine iki ilmeği birlikte aldım. Yine bir tane daha tek ördüm. İki ilmeği birlikte aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek eksiltmiş olduk. 2, 4, 6, 8, 9, 13 ilmek var aslında bu kısımda. 4 tanesini eksilttik. Diğer ilmeklerimi ikişer ikişer öreceğim. Sol yönde baş kısımdaki kadar 13 veya 14, 12 ilmek kalana kadar devam edeceğim. İlmeklerimin sayısını ve nasıl kestiğimi da tamamını söyleyeceğim. Diğer yönde bir tane örüp bir tane kesmek için yeterli sayı kalana kadar ilmeklerimi ikişer ikişer örerek devam ediyorum. Bir de arkadaşlar, eğer benim gibi ters haroşa değil de düz haroşa ile örüyorsanız iki ilmeği birlikte alıp bu şekilde eksiltebilirsiniz. İlmeklerimi ikişer ikişer ördüm arkadaşlar. Sol yönde 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğim kaldı. 12 ilmekten bir tanesini tek örüyorum. Devamında yine iki ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar bir ilmek
Devamındaki iki ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar bir tane bir ilmek örüyorum. Devamında iki ilmek örüyorum. Şişimde 3 ilmeğim kaldı. 2 tanesini tek tek örüp son ilmeğimi örmeden şişime takıyorum. Sayıyoruz kol bandında ilmeklerimizi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 ilmeğimiz var. Yeterli bir ilmek 50 ilmek. 50 ilmekle 3 çizgi haroşa olana kadar örüyoruz. Sıralarımı tamamlayıp tarife devam edeceğim. Üç çizgi haroşayı tamamladım arkadaşlar. Ters yüzden ilmeklerimi kapatacağım, kol ilmeklerini. İpimi ters yüze aldım, kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra devamındaki ilmeği ters örüyorum ve tığımla kesip kapatıyorum. Diğer yöne kadar ilmeklerimi kapatıp tarife devam edeceğim. Kapattım ilmeklerimi arkadaşlar. Şimdi bir sıra trabzan yapacağız kol ağzına. Düzgün durmasını istiyorum kol kısmının. Etek kısmının da kıvrılmaması için, etek kısmında da yapacağım için kol kısmına da ekleyeceğim. Bir zincir çektim. Tığımın üstüne ipimi aldım. Daha sonraki hemen İlk sıradaki ilmeğe ikili bir trabzan yapıyorum. Devamında diğer ilmeğe trabzan yapıyorum. Tığımı takıp normal ikili ikide çekerek biraz sıkı bir trabzan. Sıra sonuna kadar trabzanlarımı tamamlayıp daha sonra kolumuzu birleştireceğiz. İpimizi yine kesmiyoruz. Bekleteceğiz arkadaşlar. Tamamlayıp tarife devam ediyorum. Trabzanlarımı tamamladım. Santimle kol ağzını ölçtüğüm zaman kol bandını elbisemde 19 santim arkadaşlar. Çeviriyoruz. Kol bandını düz yüze içe gelecek şekilde dikişini yapacağız. İlmeğimizi bekletiyoruz. Diğer yönden tığımı takıyorum. İlmeğimi alıyorum. Bir zincirle sıkılıyorum. Daha sonra trabzan kısmından birebir bu kısımdan bir tane sık iğne ile tutturdum. Haroşa kısımdan da bu kısımlardan takıyorum tığımı. Birleştiriyorum. Son ilmeklerinde ilmeklerin birer tanesini birer yönünden bu şekilde alıyorum. Son ilmeklerimizden de aldık. Devamında hemen altındaki sıradan bir tane daha yapıp dikişi sıkılayacağım. Sıkıladım. Bir zincir çektim. İlmeğimi örgünün sağ yöndeki şişime
Aldım ipimi koparmadan dikişi yaptım. Çevirdiğim zaman dikişimiz bu şekilde arkadaşlar. Devamında ön kısmın ilmeklerini örerek devam edeceğiz. Düz ilmeğimi örüyorum. Devamında artma ilmeğini ters örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ters örüyorum. Sırasına göre ters yüzdeyiz çünkü. Ön kısmın ilmeklerini öreceğim. Daha sonra ikinci kol ilmeklerini örüp bu kısımda tekrar tarife devam edeceğim. İkinci kol kısmına kadar ördüm ilmeklerimi. Arka kısmın ilmekleri şişimde kalacak. Düz yüze dönüyorum. Kol ilmeklerini 3 santim örgü olana kadar düz yüzde düz, ters yüzde ters örüyorum. İşlemler diğer kolumuzla aynı arkadaşlar. O yüzden ikinci kolu çekmeyeceğim. Bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra kolun dikişini yapıp tamamlayacağız. Beden kısmında tarife devam edeceğim. Kol kısmındaki işlemleri tamamladıktan sonra. Örgümüzde ikinci kolu tamamladım arkadaşlar. Diğer kolla aynı sayıda ve sırada eksiltmelerimi yaptım. Trabzan sıramı da yapıp kol altından dikişimi yaptım. Dikiş yaptığım ilmeği sağ yöndeki şişime taktım. Yerleştiriyorum ipimi. Daha sonra son parça, arkanın son parçasından ters yüzden örmeye başlıyorum. Artma yerindeki ilmeğimi, düz ilmeğimi örüyorum. Devamında artma ilmeğini örüyorum ve diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Sıramı tamamlayacağım. Düz yüzden de örüp kol altında bu kısmı tarif edeceğim. Düz yüzden ilmeklerimi ördüm. Son kalan ilmeklerimi örüyorum. Bu kısımda artma yerindeki ilmeğimizi ters yüzde düz, bu düz yüzde ters olan ilmeğimizi de düz örüyoruz. Daha sonra dikiş yaptığımız bu ilmeğin iki yönüne iplerini takarak ilmek ekleyeceğiz. Alt kısımdan ipimi alıp şişimin üstüne attım. Çevirerek bir tane örüyorum. Devamında dikiş yaptığım ilmeği örüyorum. Diğer yönünden yine bir tane ilmeğimin ipini taktım. Bir tane de bu kısımdan artma eklemiş oldum. Devamında arka kısımdaki ilmeğimiz var. Bu ilmeğimizi de düz örüyoruz. Daha sonraki ilmeklerimizi de düz örerek devam ediyoruz. Kol altında 3 tane ilmek eklemiş olduk. İlmeklerimi öreceğim. Modelimi sırasına göre yapacağım. Diğer kol altında tarife devam ediyorum. İkinci kol altındayım. Ön kısmın ilmeklerini ördüm. Artma olan ilmeğimizi, artma yerindeki ilmeğimizi düz ördüm. Daha sonra dikiş yaptığımız ilmeğin ipini takarak şişimin üstüne alıp çevirip bir tane ilmek ekledim. Devamında dikiş yaptığımız ilmeği ördüm ve diğer yönden ipimi taktım, tekrar çevirdim, bir ilmek daha ekledim. Devamında yine ters yüzde düz olan ilmeğimizi düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de düz örerek sıramı tamamlıyorum. Herhangi bir ilmek veya artma eklemeyeceğim başka. İlmeklerimi sayıp devam edeceğim. Sayıp size de kaç tane olduğunu söylüyorum. Beden kısmında ilmeklerimi saydım arkadaşlar. İlmeklerimizi saymak için
modelin 3. sırasını örüp ondan sonra sayacağız. Çünkü ilk kurulum sırasında 4 tane ajur doluyoruz ama 2 ilmek kesiyoruz. O yüzden burada 2 ilmek fazlamız vardı. Sıramı ördükten sonra saydım. 167 ilmeğimiz var. 41 ilmek, 1 tane arka parça, devamında ikinci arka parça 41 ilmek, 4 ilmek artma yerindeki ilmeklerimiz, 75 ilmek ön ve 6 ilmekte kol altlarında taktığımız ilmekle birlikte 167 ilmeğimiz var. 167 ilmekle birlikte modeli devam edip öreceğim aşağıya doğru. Kol altından yeterli uzunluğa gelene kadar bel kısmından biraz daha aşağıda bir uzunluk olacak. O uzunluğu elde edene kadar, ölçüyü elde edene kadar devam edip bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Yeterli uzunluğa geldiği zaman tarife devam edeceğim. Elbisemizin beden kısmında ilerledim arkadaşlar. Bu seviyeden sonra 3 çizgi haroşa öreceğiz. Daha sonra ilmeklerimizi çoğaltacağız. Bel değil de basene doğru bir çoğaltma olacak. Biraz daha aşağı kısımlarda bel kısmı olsaydı yaklaşık 10 santimden sonra çoğaltmam lazımdı. Biraz daha ördüm ve basen kısmında bir çoğaltma yapacağız. Modellerimiz, model olarak saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane model ördük. Modelin son sırasını ördüm. Ölçü olarak santimle ve haroşa çizgilerle ölçü vereceğim. Kol altından uzunluğunu ölçtüğüm zaman 16 santim örgü ördük arkadaşlar uzunluğu. Haroşa çizgileri de saydığımız zaman bu kısımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 çizgi haroşa ördüm. 59. çizgim şişimde. İlik yerlerimiz 6. ilik yerini açtım. Diğer parçaları arka ve ön kısmını santim olarak ölçtüğümde, kol dikişinin bu kısımdan itibaren ölçtüğümde 15 santim genişliği var arka parçanın. Ön kısmın genişliği ise 27 santim arkadaşlar. 27 santimde ön kısmın genişliği var. Bu kısımda biraz daha yabancı takipçilerim için göstereyim. 27 santimde bu kısım. Diğer parçada 15 santimdir zaten. Aynı ölçüde çünkü. 3 çizgi haroşayı tamamlayacağız. Sürekli ilmeklerimi iki yönden de ters örerek haroşa çizgilerimi öreceğim. Modeli örmüyorum artık. Daha sonra çizgilerimi tamamladıktan sonra artmalar için tarife devam edeceğim. Sıralarımız arkadaşlar. Şimdi örgümüzü birleştireceğiz. Diğer yönden banttaki 7 ilmeği yardımcı bir şişeye alacağım. Daha sonra ilmekleri ikişer örerek birleştireceğiz. Şişimi çekiyorum. Diğer yönden bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı,
7 ilmek aldım. 7 ilmeği yerleştiriyorum. Şişime tekrar diğer yöne yerleştirdim. Taktığımız 7 ilmeği ve örgünün bu kısmındaki 7 ilmeğimizi aynı hizaya getiriyoruz. İkisi aynı hizada, ilik yeri olan taraf üst kısımda. Bu şekilde birleştireceğiz örgümüzü. Bir tane renkli şişimden alıyorum. Bir tane diğer şişten alıyorum. İkisini birlikte şişime taktım. İki ilmeği birlikte düz ördüm. Şişlerimden çıkarıyorum. Yine aynı işlem. Bir tane renkli şişimden bir tane diğer şişten takıyorum. Düz örüyorum. Tekrar dördüncü ilmeğimiz. Beşinci ilmeğimiz. Altıncı ilmek. Kaçan ilmeğimi tutacağım. Ve yedinci ilmek. Örgümüzü birleştirmiş olduk bu kısımda. Bir tane ayraç takacağım. Devam edip diğer ilmeklerimi düz öreceğim. Bu kısma tekrar geldiğimizde artmalarımızı yapmaya başlayacağız. 167 ilmeğimiz vardı. 160 ilmeğimiz kaldı. 7 tanesini birleştirdiğimiz için 7 eksik. Şimdi 160 ilmekle tamamını düz örüyorum. Sıramı tamamlayıp tarife devam edeceğim. Düz sırayı tamamladım arkadaşlar. Sürekli düz yönde örgü öreceğiz artık. Örgünün ters yüzünde örgü örmeyeceğiz. Artmalar ekleyeceğiz. 160 ilmeğimiz var. Artmaları eklediğimiz zaman 159 ilmek daha eklemiş olacağız. Bir tane ilmek örüyorum bu kısımdan. İpimi yerleştiriyorum biraz daha sonra. Bir tane artma ekliyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir artma ekliyorum. Tekrar bir ilmek. Bir ilmek gizli artma. Bir ilmek düz örüyorum. İlmeklerimizi bu şekilde ekliyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Tüm ilmeklerimizi aynı şekilde öreceğiz. Bir düz ilmek. Bir artma ilmeği. Bu kısma kadar çevirerek aynı şekilde ilmekleri ekleyeceğiz. Sırayı tamamlayacağım. Artmaları ekleyeceğim. Artma ilmeklerini nasıl alacağımızı tarif edeceğim. Artmalarımı ekledim arkadaşlar. Son artmamı da şişime attım. Şişimi yerleştirdim. Şimdi ilmeklerimi düz öreceğim. Düz olan ilmeği ördüm. Artma olan ilmeği bu şekilde ördüm. Tekrar düz ilmek, artma olan ilmek, düz ilmek, artma olan ilmek, düz ilmek,
artma olan ilmek. Örgümüzün ters yüzünde örgü yok. Düz yüzden sürekli düz örerek dikişsiz şekilde öreceğiz yeterli uzunluğa gelene kadar. Bu kadar ipim kaldı. İnşallah yeter. Yeterli uzunluğa gelene kadar düz örgüyle devam ediyorum. Elbisemin etek kısmında devam ettim arkadaşlar. Planladığımdan biraz büyük olunca elbisem ipim yetişmedi. Bu kadar ipim kaldı. Ama ilmeklerimi kapatmayacağım. Bekleteceğim elbisemi. İkinci bir bölümde bu kısımda ilmeklerimi kapatıp devamını ikinci bölümde yayınlayacağım. Santim olarak bu kısmı ölçtüğüm zaman 12 santim örgü ördüm arkadaşlar. 12 santim örgüyle 4-5 yaşa olduğu için elbisem yeterli değil. İnternetten ipimi bulduğum zaman biraz daha örgü örüp uzatıp tamamlayacağım. 17 santime kadar yapacaksınız. Eğer ipleriniz sizin aldığınız, kullandığınız ip yeterli olursa 17-18 santime kadar düz örgü örüp sürekli tek yönden örülen düz örgümüzle bu kısma kadar örüp daha sonra 3 çizgi haraşo örüp bir sırada trabzan örüp ilmeklerinizi kapatabilirsiniz. Herhangi bir eksiltme yapmayacağız bu kısımda. Elbisemin sürekli santim olarak ölçüsünü vermeye çalıştım. Eğer kısa bir elbise isterseniz veya daha uzun örmek isterseniz istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Önemli bir tariflik durumu kalmadı. Elbisemin şu anki uzunluğu 46 santim arkadaşlar. Devamını ikinci bir bölümde tamamlayacağım ben. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kolay gelsin hepinize.